Bugün konumuz Peugeot 3008, 3008 makyajlandı ama bu sefer resmi olarak makyajlandı. Peugeot'un dağıttığı görüntülerle ve özelliklerle açıkladığı özelliklerle anlatım olacak. Niye bu sefer diyorum? Çünkü daha önce de buna benzer bir video çekmiştim ama o casus ya da sızdırılan görüntülerle yapılmış bir videoydu. Orada ne varsa aslına bakarsanız aynı şeyler geçerli, tasarım birebir neredeyse aynı çıktı. Tabii ki bazı detay bilgileri var artık elimde. Bunları da size bu videoda aktaracağım ve tabii ki her şey kesinleşmiş durumda şu andaki halde. 3008'den belki biraz bahsetmek lazım Peugeot için öneminden. PSA yani Peugeot ve Citroën'in çatı markasını, çatı firmasını dipten kurtardı aslına bakarsanız. Yok olmaktan kurtardı. 3008 o kadar büyük öneme sahip bir model. Bütün algısını değiştirdi. PSA ürünlerinin bugüne kadar 800 bin tane satılmış bu ikinci nesil 3008 çok çok büyük bir başarı. Ülkemizde de bu başarıyı devam ettirdi. Geçtiğimiz yılı sınıfının lideri olarak tamamlamıştı. Sonuçta Peugeot kazanan takımı değiştirmek istememiş çok fazla. Ve makyaj da o nedenle çok aşırı etkili değil. Yine de yeni 3008'in burun tasarımını gördüğünüzde çok rahat bir şekilde ayırt edebileceğinizi düşünüyorum. Makyajlı versiyonu özellikle ön görünüm bir hali değişmiş. 508'den alınan, AB508'den alınan bazı tasarım unsurlarıyla güncellenmiş. Izgarası değişmiş, tamponu değişmiş, farları değişmiş. En önemlilerinden belki bir tanesi ışık imzası değişmiş. Otomobilin bu yeni büyük aslan, kaplan bir şey dişini andıran gündüz farlarına kavuşmuş 3008'de. Böyle baktığınızda önden gördüğünüzde çok rahat bir şekilde ayırt edeceksiniz. Ama yine de bence farklılıklar o kadar yoğun değil. Evet, burun tasarımı tazelenmiş ama makyaj öncesindeki versiyonların değerini yok edecek kadar, onları köhne gösterecek kadar da yenilenmemiş. Bu iyi olabilir eğer mevcut bir 3008'e sahipseniz ikinci el değerinizi korumak açısından güzel bir sonuç olabilir. Yine de taze, güçlü bir tasarım olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki bunlar kişisel görüşlerdir. Otomobilin burun tasarımı değişmiş ama mesela profil neredeyse hiç değişmemiş. Bütün kırık çizgileri ya da bütün tasarım oyunları birebir aynı kalmış. İki tane yeni gövde rengi seçeneği gelmiş. Mavi tonları bunların her ikisi de. Bunun dışında mesela jantlar bile çok fazla değişmemiş. En azından ilk gösterilen jantlar. Şu anda gördüğünüz jantlar GT Line donanım seviyesine ait 19 inçlik jantlar. Biraz daha aerodinamik hale getirilmişler. Siyah bölümleri biraz daha dolu. Ama bunun dışında genel tasarım hali jantların bile aynı. Bence makyaj operasyonlarının en önemli kısımlarından bir tanesi jantların yenilenmesidir. 3008'de de bu yapılsa hoş olabilirmiş. Ama dediğim gibi kazanan takımı çok fazla değiştirmek istememiş Peugeot. Arka bölüme geçtiğimizde daha da az yenilik var aslında bakarsanız. Şöyle ilk baktığınızda hiçbir şey değişmeden kalmış diyebilirsiniz. Ama stop lambaları değişmiş. Artık tamamen LED teknolojisi taşıyor bu stop lambaları. 2008'dekini andırıyor. Birazcık 508'dekini andırıyor. 3 boyut efekti var. Ve bunun dışında bu LED stop lambalarının koyu renkte bir camı var. Biraz daha belki havalı olacaktır. Son olarak da bu stop lambaları aktif ya da yönlendirmeli sinyal lambalarıyla geliyor. Yani içeriden dışarıya doğru yanan sinyal lambalarıyla birlikte geliyor. Dış tasarımla ilgili son bir bilgi. Burada gördüğünüz versiyonda Black Pack adını taşıyor. Kromların tamamının siyahlaştırıldığı, siyaha boyandığı bir versiyon. Artık biliyorsunuz moda bu koyu renk versiyonlar ya da karartılmış versiyonlar. Çok seviyor insanlar, tüketiciler bunu. Üreticiler de buna geliyor. Tüm kromlar siyahlarla değiştiriliyor. Biraz daha vahşi bir hava katıyor herhalde. Böyle söylemek lazım. Herhalde böyle katıyordur. Yani böyle sonuçlar elde ediliyordur diye düşünüyorum. Bu da farklı bir opsiyon olarak, farklı bir seçenek olarak sunulacak. Buradaki kırmızıyla gerçekten de iyi gözüküyor. Kontrastları gerçekten de güçlü gözüküyor. Bu Black Pack'in Türkiye'de nasıl sunulacağını tabii ki zaman içerisinde göreceğiz. İç mekandaki yenilikler de çok sınırlı aslında bakarsanız. Genel hali kokpitin korunmuş. Sadece belki de büyük ekran ilk etapta dikkatinizi çekecektir. 8 inçlik bir ekranla geliyordu Peugeot 3008. Artık 10 inçlik bir ekranla satın alınabilecek. Alınabilecek diyorum. Çünkü dediğim gibi donanımlara dağılımını nasıl olacak bilmiyorum. En üst paketlerde mi olacak sadece yoksa standart olarak mı gelecek ama 10 inçlik bir ekranla birlikte gelecek. Peugeot 2008'de sunulan ekrana benziyor bu. Eski arayüzle birlikte sunuluyor. Bu nedenle de aslında ortadaki 8 inçlik bölümü net olarak, rahat olarak kullanılabilen bölüm. Kenarları gördüğünüz gibi bu görselde kenarları çok fazla kullanılamıyor bu ekranın. Ama yine de farklı sunumlarla birlikte büyük ekranın keyfini sürebileceksiniz. Ben kokpite öyle o kadar çok güzel oturduğunu ya da çok pürüzsüz bir şekilde yerleştirilebildiğini düşünmüyorum bu ekranın. Ama yine de rakamsal olarak donanımları kıyasladığınızda artık Peugeot 3008'in
10 inçlik bir ekran olacak. Mesela burada hibrit versiyondaki sunumu görebiliyorsunuz. Hibrit versiyonda gerçekten de işe yarayacaktır. Büyük ekran hem hibridin nasıl çalıştığını, pillerinizin durumunu ve hem de havalandırmanın durumu gibi şeyleri aynı anda hiçbir ekranı değiştirmeden takip etmeniz konusunda yardımcı olacaktır. 8 inçlik ekranda biraz daha zorluydu bunlar. Ekranın çözünürlüğü artırılmış, kontrastlar artırılmış, grafikleri iyileştirilmiş. Yine aynı şekilde 12.3 inçlik gösterge tablosu ekranının da siyahları daha dolgun olacak şekilde yeni bir ekranla değiştirilmiş. Daha yüksek kontrast, daha yüksek çözünürlük sunuyormuş. Ama gördüğünüz gibi grafikler Selef ile aynı, daha doğrusu makyaj öncesiyle 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bunun da sunumunun donanımlara göre nasıl olacağını zaman içerisinde Türkiye paketleri netleştiğinde öğrenmiş oluruz. Ama genel olarak zaten en büyük çekim noktalarından bir tanesi 3008'in standart olarak geliyordu. Bu da korunacak herhalde. Bunun dışında iç mekanda kaplama seçenekleri değiştirilmiş. Kırmızı napa deri satın alabileceksiniz. Artık 3008'de birazcık BMW havası gibi bu aslında bakarsanız. Bayağı canlı da bir kırmızı gibi gözüküyor fotoğraflarda en azından. İlginç. Kapı içlerinde, koltuklarda, kol dayananda vesairede bunu kullanabileceksiniz. Kırmızı napa deriyi. Tabii ki bu GT Line, daha doğrusu GT Pack olarak anılıyor artık. GT Line sanırım o da değişmiş, adı da değişmiş. GT Pack ve GT versiyonlarına özgü olacak bu kırmızı. Bunun dışında ahşap kaplamalar satın alabileceksiniz. Mesela donanıma göre yine gelecek. Muhtemelen bu da sadece GT Pack ve GT'ye özgü olacaktır. Mat ve damarlı bir ahşapla kaplayabileceksiniz. Ben açıkçası kendi adıma çok 3008'in karakterine ahşap kaplamaları, en azından böyle kahverengi ahşap kaplamaları çok oturtamadım ama kişisel bir görüştür tabii ki. Seveni vardır, sevmeyeni vardır bu tarz ahşapların. Bunun dışında alkantara da alabileceksiniz bazı versiyonlarda. Ortadaki biraz önce gördüğünüz ahşap kaplı bölümler alkantara olarak gelebilecek kapı içindeki bölümlerle birlikte. Bunlarla kalite algısı bayağı bir değişebilecektir otomobilin diye tahmin ediyorum. Diğer napa deri seçenekleri, siyah napa deri seçenekleri ya da parçalı seçeneklerin çoğu da korunmuş ya da iyileştirilmiş, geliştirilmişler. Bazı farklı dikiş seçenekleriyle birlikte satın alınabilecek buradaki kaplamalar. Yani iç mekandaki çoğunluk değişiklik buradan geliyor. USB bağlantı noktası içinde arkaya iki tane USB bağlantısı eklenmiş. Donanıma göre muhtemelen gelecektir bu da. Öndeki tek USB bağlantısı varlığını sürdürüyor ve bir de iç dikiz aynası çerçevesiz olarak sunulacak donanıma bağlı olarak. Bunun dışında güvenlik donanımlarıyla ilgili bir dizi yenilik var. Daha doğrusu güncelleme var. Night Vision, yani gece görüşü 3008'in donanımına eklenmiş. Geceleri önünüze bir şey çıktığında işaret verip size sizi uyarabiliyor. Bu sayede de ciddi bir güvenlik artısı elde edebileceksiniz. Diğer donanımlar mesela otomatik fren sistemi, gece gündüz de çalışabilen, yayaları da bisikletleri de algılayabilen ve 5 km saatten 140 km saate kadar çalışma aralığına sahip yeni bir sistemle güncellenmiş. Adaptif hız sabitleme sistemi artık dur kalk trafiğe tamamen destek olabiliyor. Yani sizi durdurabiliyor ve sonra tekrar hareket edebiliyor otomatik olarak. Artık yani sıkışık trafikte de kullanabileceksiniz. Bunun dışında şerit takip sistemini şeridi ortalayabilen bir sistemle güncellenmiş. Bunların hepsi mesela C5 Aircross'ta da sunulan donanımlar. O yani güne ayak uydurmuş diyebiliriz 3008 bu güvenlik donanımları açısından. Motor seçeneklerine gelirsek orada hiçbir yenilik yok bizim açımızdan. En azından benzinli cephesinde 1.2 litrelik ve 1.6 litrelik benzinli motorlar varlığını koruyor. 1.2 litrelik motor 130 beygir güç üretiyor. 3 silindirli bir motor. 1.6 litrelik motor 180 beygir güç üretiyor. Ve dizel cephesinde de 1.5 litrelik motor varlığını sürdürmeye devam ediyor. 130 beygir güç üretiyor. 1.6 litrelik benzinli motorda standart olarak ve diğer motorlarda isteğe bağlı olarak 8 vitesli EAT8 tam otomatik şanzıman sunulacak. Bizdeki tabii ki sunumlar biraz daha farklı olacak. Dizelde muhtemelen standart olarak gelecektir. Hatta bizde manuel şanzımanlı bir 3008 satın alma olasılığı bayağı bir düşük kalıyor. Bunun dışında şu anda bizi çok ilgilendirmeyen ama umarım kısa süre sonra çok çok ilgilendirecek olan iki tane de hibrit versiyonu var 3008'in. Bir tanesi bunlardan makyaj öncesinde de sunulan hibrit 4 seçeneği, yani 4 tekerlekten çekişli bir hibrit versiyon. 300 beygirlik sistem gücü, 520 Nm'lik de sistem torkuna sahip 4 tekerlekten çekişli gerçekten güçlü bir versiyon. Ön aksında 110 beygirlik bir elektrik motoru var. Arka aksında 112 beygirlik bir elektrik motoru var. 200 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motorla birlikte geliyor. 13.2 kW'lık da lityum iyon pili var. 59 km'lik elektrikli menzili 5.9 saniyelik de 0-100 km/saat hızlanması var. Bu versiyonun oldukça etkileyici ama bu versiyon tabii çok pahalı bir versiyon. Güçlü olması nedeniyle çok
kompleks olması, çok karmaşık olması nedeniyle bunun biraz daha sade bir versiyonu eklenmiş makyajla birlikte. Normal bir hibrit aslında bakarsanız bu. 1.6 litrelik benzinli motorun 180 beygir güç üreten versiyonuna 110 beygir güç üreten bir elektrik motoru ön aksa konumlanmış bir şekilde eşlik ediyor. Aynı akü kapasitesine sahip 52 kilometrelik benzile sahip, elektrik benzinle sahip, biraz daha performans verileri düşük, 225 beygirlik sistem gücü ve 360 Nm'lik de sistem torkuna sahip bu versiyon. İlginç olabilir bizim açımızdan bakarsanız, bu en azından giriş seviyesi versiyon. Bir vergi düzenlemesi gelse diyeceğim ama düzenleme demekten artık korkuyoruz. Gelmesin düzenleme falan. Olduğu gibi kalsın. En son düzenleme yaptılar. Mahvettiler bizi. Bu nedenle düzenleme falan gelmesin. Olduğu gibi kalsın. Her şey hibrit versiyonda bir şekilde gelsin. Nasıl yapacaklarsa artık çözsünler bu konuyu da. Bu modern kurulumlara ihtiyacımız var ülkemizde. Bu versiyonla ilgili en ilginç veri aslına bakarsanız herhalde, aracı kullanırken şarj edebiliyorsunuz pilinizi ama 13.2 kWh'lik bir pili ayağınızı gaz pedalından çekerek ya da fren yaparak doldurmanız imkansız olduğu için prizden de şarj edebiliyorsunuz. Etmeniz gerekiyor daha doğrusu. Böyle söylemek lazım. Normal prizden şarj ederseniz 7 saatte şarj oluyor. Yani gece aracınızı bıraksanız sabahleyin yine 60 km'lik bir menzille teslim almış oluyorsunuz. Ya da bir duvar kutusu, duvar şarjı alabiliyorsunuz. Böylece 1 saat 45 dakikaya indirebiliyorsunuz şarjını. Oldukça etkileyici, çok düşük tüketimlere, çok düşük emisyonlara sahip versiyonlar bunlar. Bu hibrit versiyonlarla ilgili ilginç bir bilgi aktarayım. Aynı altyapıya sahip EMP2 üzerinde yükseliyor bunlar da. Ama arkada çok kollu bağımsız aksla birlikte geliyor. Ve 3008'in hafif üretim tekniği burada çok işe yaramış. Bu hibrit versiyonların ağırlığı, ağır pilleri, elektrikli motorları vesairesiyle 1700-1800 kilogram civarında, 2 tona ulaşmamış yine 3008 bu kurulumla dahi. Bu da herhalde takdir edilmesi gereken bir durum. Böylece de daha ilginç bir sunuma sahip olacak ama dediğim gibi şimdilik en azından bizi bu hibrit versiyonlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren konuyu en sona sakladım. Buraya kadar beklediyseniz bunu da öğrenmiş olacaksınız. Türkiye'ye ne zaman gelecek Peugeot 3008'in makyajlısı? 2021 başları, 2021 Ocak ayı gibi diyelim şimdilik. Hiçbir şey değişmezse, bir kere daha düzenlenmezse ÖTV artık %500'lük vergileri falan görmeye başlayacağız herhalde yakında. Başka bir şey olmazsa, enteresan bir durum olmazsa, eldeki makyajsız 3008'ler çok uzun süre park yerlerinde yatmazsa, yani normal satışlar devam ederse, makyajlı 3008'i Türkiye yollarında görmeyi bekliyoruz 2021'in başlarında. Tekrar edeyim bu konuyu. O zaman benden sanırım bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Salgından uzak tutmaya çalışın kendinizi, ne olur. Dikkatli olun. Ve dediğim gibi bir sonraki videoda görüşelim.